Çocuğu gördünüz mü? Çocuktan da. Yok, gez abi. Bu tarafa koştu ama. Neredesin lan? Piç kurusu. Pişt. Oliver. Oliver. Aha, buldum. Buldunuz mu? Başka yere kaçıyor. Başka yere kaçıyor. Oliver. Burada. Ailem seni bulmaya çalışır falan. Ay. Bombat mı? Bombat. Mami, daddy ve dog. Kuçu var gerçekten. Doggy. Kuçu. En güçlü baba. Anne, baba. Bir okuyalım şunu, şer kuşu söndüren. Mümtaz. Evet. Korkma abi, ama arkanda kuçu var. Kuçu. Dark Vision, geçegen. Doğaçlama silah olarak kullanılır. Eskiden varlık maddi değildir. Geçegen, ethereal. Ha. Gün ışığı hassasiyeti. Çalkantılı karanlığının yakınındaki tüm ışıkları söner. Işıkları söndürüyor. Bir ethereal yaratık bu. Hit point'i de az değil. Anne nerede? Anne öbür tarafta. Baba benim arkamda da. Çocuk nerede? Çocuk Beylaç yok. Falan işler mi bunlara? Abi her türlü ışığı söndürür yakındaki diyor ama bilmiyorum. Ha. Bence yine de açmaya çalışalım. Light çünkü ben çok uzakta kaldım ya. Hoş değil. Mümtaz. Evet abi. Öbür taraftan gelen anneyi gördün değil mi? Şu yolun ucundan anne geliyor. Gördüm, o gelsin. Uzakta kalıyor evet. Supi nerede? Supi de oradaydı. Köpeği bir sağlayacak anda... mı? Köpeğe doğru ben gelmeye çalışabilirim ama benden önce köpek oynayacak. Nerede ne abi? Yapacağım bilmiyorum. Ya abi şu köpeği halledebilir miyiz? Ben anneye giriyordum. Yok, ama köpeği mi halledeyim? Uzakta yani. Anneyi boş ver ya, anne uzakta. Anneye ok atabiliyorum da o yüzden. Ama uzakta derken sen, yani o daha gelecek. Gelemez ya bize. Ağzımın içinde yani. Bence de köpeği hallet. Ağzımın içinde köpekçik yani, onu bir kuçu halledebilirsek. Kuçu. Critical aynen atıyor. Bu tarz. Bu şekilde. Olur. Bir tane daha var mı böyle? Çünkü hiç köpek falan kalmadı. Teşekkür ederiz. Nasıl oluyor? Gölgede mi şu anda? Niye sürekli crit atıyor? İşte ne güzel tabii de. Ha, gizli kritik bak. Evet. Gizli kritik yazmış evet, Supi'nin üstünde. Evet. Gölgede şu an. Supi'cim işte böyle gölgelerden crossbow rezillik. Biraz vurayım. Al bakalım. Işıldayan küre. Ne demek? Kürrelede. Tamam, dedeye girecek baba da. Anne de yetişemeyecek. Bence kontrolümüzde artık kombat. Kenarda durayım. Aynen. Gelip tankımıza vursunlar. Tankımıza vurulan her round biz kazanmıyor muyuz? Supi roundunu ver. Ha, koşuyor. Yaklaşıyor. Gölgeleri bulmaya nasıl buluyoruz bilmiyorum. Gölgeleri görmenin bir yolu var mı? Boşluk aurası, kara akıntılar. Yere girdi, bir yerden çıktı. Annenin nesi bu? Annenin ninnisi sleep. İkisine birden. Oley. Oo, babadan baba ıskar. Babanın dersi. Neyse ki baba bana ders veremez. Mümtaz'ı kaldırmaya çalışacağım. Ama olur. Evet, güzel olur. Yetmeyecek. Depar at. Olmaz. Deparla olmuyor. Deparla yetişemiyorum. Şimdi görkemli sıçrama iksiri içmeyi diyor. Ha bir dakika, topuklara vur. Yani. Ben topuklarıma bir vurayım. Topuklara vur tabii. Yani topuklara vur seçeneği. Şu mu? Topuklarımı vur abi. Hareket hızını iki katına çıkar. Fırsat saldırımda dedi. Ha şöyle. Topuklara bir çaktım. Yardım dedim. Bu herife yardım edilebiliyor mu? Hop. Mümtaz. Oğlum uyuyacak abi. Zaman mı lan? Eyvallah. Ben de lütfü dedemi kaldırayım. Ben şimdi koşarak senin yanında... Benim yalıştık ama ya. Ben ayakları çok karnıma çekmişim. Mümtaz çekil oğlum. Çekilemiyor musun? Ben senin yandan yanarak geçebiliyorum. De evet. Yanarak geç, ne olacak? Zıpla. Zıplayamam, topuklarımı vurdum. Yani ya geçmeyeceğim oldu galiba. Biraz sağdan oldu galiba bu arada. Oradan. Böyle de şöyle. Evet, öyle değil. Öyle. Hop. Sıyrıldı be. İşte böyle topukları vurmuş bir Ali Haydar her yerden geçer. Ben dedeyi kaldırıyorum. Hop. Dedem. Ne? Ne oldu? Ne yapıyor bu en güçlü baba? Menfur boşluk aurası yapmış. Al boşluk diz. Supi gölgede misin değil misin? Nasıl alınabiliriz Supi'nin? Gölgede olup olmadığına. Örümcekli buff yoksa değil. Yanında örümcekli buff mı çıkması gerekiyor? Ya. Evet. Abi işte güçlü, kudretli bir baba bu.
Oliver. Çocuk da bir acayip bir şey. Burada mı Oliver hala? Oliver şeyin arkasında Supi'nin. Aa, ben oradaymış. Ben onu görmemiştim. Kombat bitince herhalde konuşacağız. Belki de ben yaklaşınca mı görünür oldu yine? Ben mi gördüm yani? Bu görünmezi görüyor ya gözüm. Olabilir abi. Baba, yürü be, yürü be. No more baba. No baba. Baba. Detected. En iyi anne geliyor. Bir daha, bir daha çaktı. Bayıldı yine. Nerede o anne? Kime? Geliyor yavaş. Benim topuklara vurmam. Evin içine girdi. Uzun sürüyor değil mi? Topuklara vurmam bir round mu sürüyor? Bir tur. Dede beni ben nasıl anne... uyuttun lan? Abi area sleep atıyor. Dede ben koşuyorum anneye doğru sen ve bunları benden kaldır. Benden niye baloncuklar çıkıyor oğlum? Uyuyorsun. Uyuyoruz işte. Çok horluyorsun baloncuklu oluyor. O horultu baloncuğu. Dede ben koşuyorum sen bunlara bak. Tamam. Ben yetiştim anneye. Vay. İşte topuklara vuran Ali Haydar gerçeği. Atlaya zıplaya. Topukları vuran adam. Topukları vuran adam Ali Haydar. Anneciğim. Hürmetler. Anneye kalkan eller kırılır ama bu nasıl annedir? Anneye kalkan baltalar. Dede ver ayarı. Savaş tanrısının düşüğü. Anneciğim. Anneye kalkan eller. Topuklara vurarak ben ne kadar hızlı koşuyormuşum ya. Bir hatam daha var mı benim? Yok. Bir daha. Anne! Bir hatam daha var, iki hatam daha var. İki hatam daha var anneciğim artık benim. Yeter, şunu kapat artık. Ya. Anne! Höşürt, evet. Oliver nerede Oliver? Ya. Konuşacağım ben şununla. Şol eşek. Taniel nerede? Taniel. Sokak çocuğu, kalbi çocuk. İlham kazandım ben. Sen de sokak çocuğusun ya, oradan şey yaptın çocuğu, hissettin tabii. Oradan hissettin çocuğu. Bana bir yüzük verdi bu. Gölgeler yüzüğü. İz bırakmadan geç. Babanın baltası var şurada. İkinci seviye sakın. Ne bu iz bırakmadan geç? Pass without trace. Gizlilik eksi 10. İyiymiş bu. Bilmiyorum. Supin işine yarar mı? Gizlendiği sürece... Bu ne lan? Benim üstümdeki çok saçmaymış. Gizlenirken artı bir AC alıyormuşum ben. Bu bayağı saçma. O ben... yine şey galiba. O Shadow da yine. Gizlenirken dediği o. Alacakaranlık yüzüğü. Öyle o mi? O aslında yani gizlenirken değil de böyle gölgeliyken diyor yani. Ha öyle mi diyorsun? Bence yine bile o. Yine bile saç. Deneyebiliriz onu da yani. O da hani gölgeye girersen anlarsın. Abi onun yerine Pass Without Trace ringi aldım. Tamam. Anlarsın. Bunu da mal... Supi sana bir yüzük efendim atıyorum. Abi. Bu diyor gizlendiğin tamam. Sürece diyor AC'n artar. Olsa olsa senin işine yarar. Bir bak olmadı satarsın. Yüzüklerini bilmiyorum senin. Ben bu adam... babanın baltası diye bir şey buldum. Ne buldun? El baltasıymış kendisi. Evet. Fırlatılabilir. Ama hiçbir olayı yok. Sadece adı var yani. Bu çocuk ne oldu burada? Bu, nereye gitti? Abi kayboldu. Identify mi var ayında? Hayır burada geziniyor. Burada. Evet normal bir balta ama bence bir süre tutalım. Bir olay çıkabilir. Oliver bana bunu ya verdi. Ben bunu mallara ekliyorum. Nerede Oliver? Mümtaz. Burada önünde. Çocuğum Daniel nerede? Daniel onun adı bir kere. Daniel nerede? Daniel. Daniel. Daniel'ın yerini söylemiyor çocuk bana. Peki. Tamam dönelim biz bunu çocuğu. Biz yolumuza devam. Burayı bitirdik bu arada. Biz arkadaşlar güneye gidecek miyiz daha da güneye? Gidelim bu kadar. Daha da güneyde var bir şeyler. Evet gidelim. Gidelim yani az daha gidelim. Batıya bir bakalım oraya. Bence de. Mümtaz'ın orada toplanalım. Aşağı gidelim. Şu bir batıda bir küçük bir yer orayı ben halledeyim. Bak bakalım. Bak orada. Bakalım. Biz de güneye inelim ama güneyde de çok fazla bir şey olacak bir yer görünmüyor. Biz artık köprüden karşıya şehrin içine gireceğiz herhalde. Buraya bak. Burada bir şey yok. Baktın mı?
Buradan güneyden güneybatıya ineceğiz. Den... Evet. Güneybatıya ineceğiz. Bu karşıya geçip buradan. De... Sağ mı sol mu? Sağ oluyor. Burada ölüler var. Hani nerede? Orada kombatları yapmışlar. Bez diye bir şey var. Burası şey işte. Ha, bu... O örümcek bizi, var ya. Örümceğin bizi tuzağa düşürdüğü yer. Daha doğrusu Harper'ların örümceğe saldırdığı yer. Supi, burada bir sandık var abi. Geldim. Kilitli sandık alarmı. KSA. KSA. Wii 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 wii. Supi çağırıyor değil mi? Supi göreve, Supi göreve. Birinin soyadı ne acaba ya? Dedenin iki adı var abi. Lütfü İrfan değil mi ya? İrfan Lütfü değil miydi bu herifin adı? Öyle demiştik yani. Lütfü İrfan dedi. Çünkü Savaş Tanrısı'nın Lütfü bu adam. Oradan geldi adı, hatırlıyorum. Savaş Tanrısı'nın Lütfü. Savaş Tanrısı'nın Lütfü İrfan. Lütfü İrfan. Evet, harcadığım sorsları yerine koyan bir sandıkmış kendisi. Ateş oku ve hırsız verdi. Çok güzel. Dedin ikinizin soyadı aynı değil mi? Mümtaz'la dedenin. Tabii öyledir. Aynı. Gerçi niye, belki ana tarafındandır. Bilmiyorum, onu soruyorum. Siz anne tarafından mı deden bu senin? İşte onu ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bu macerada onu artık keşfedeceğiz. Ana tarafından, baba tarafından onu araştırıyoruz. Onun dede de bilmiyor işin komik tarafı yani. Kimse o bilmiyor. Emin değil. Senin kızının çocuğu mu, oğlunun çocuğu mu, ne bileyim ben. Burada hiçbir şey yok. Buraya bir bakabilirsiniz. Burada bir şey yok dede. Dede orada bir şey yok galiba. Bakın. Tamam tespit etti. Ha, varmış. Varmış. Abi, tamam ben buldum olmayan şeyi. Bu bir silah mı bu? O hemen Supi'nin arkasındaki şey. Kule gibi bir şey galiba. Yok, silah değil de. Ne yokmuş Supi orada? Görünmezlik iksiriyle para çıktı. Görünmezlik iksiriyle para yokmuş. Evet efendim. Tamam. İyi. Benim bulunduğum yerden devam edecek yol. Hazırlanınca gelin. Hayır, etmeyecekmiş. Pardon. Hayır. Karşıya geçiyor burası da. Yanlış söylüyorum. Bir bakalım buraya da. Neymiş yok, bir burası? Şey yok ki ucu. Haritaya bak. Ha, oraya diyorsun. Hayır, burası işte, tamam. Karşıya geçiyor. Mancınık var oğlum orada. Evet. Ha, bunu da orada. Mancınık mı o? Buradan da karşıya geçebiliyor. Burası kuleye doğru. Yukarıdan geçelim bence karşıya. O ne ya? Kara vekil maskesi var aşağıda. Şimdi yani arkadaşlar şey yani. Ölü git yanki falan. Teslim olma mektubu. Buradan ileri gitmeyin. Ne diyordu aşağıda Şar'la ilgili? Karşımızda şey başlıyor. Karanlık başlıyor. Ha, şurada girme. Var. Girmeyin oraya. Yok Supi. Şurada. Yeşile girmeyin. Burada bir git yanki kısa kılıcı buldum +1. Malları ekliyorum. Bir tane de işlenmiş Gityanki levhası buldum. O da diyor ki... Nereye gidiyor ya burası? Ona bak, ben buraya bir mektup buldum. Bu general, karmaşık... General Keterik Torm'a yazılmış bir mektup buldum. Sen söyle söyleyeceğini. Üzerinde söyleyeceğim. Bir harita kazımış. Ha, pardon. Söyle. Gityanki'nin üstünden Tan yolu bir dağ geçidine doğru kıvrılıyor. Tepelerin arasında büyükçe bir tapınak yer alıyor. Tapınağın içinde Gityanki halkının kurduğu bir kale yer alıyor. Resim yazısından edindikleri görev anlaşılıyor. Gityanki kraliçesi adına çok yüzlü bir yadigarı geri almak yazıyor. Karmaşık diskin üzerinde kazınmış haritada. İngilizceye hayranım ya. Evet, ben hiçbir şey anlamadım söylediğinden. Tamam, anlamadım işte. Teslimiyet mektubu buldum ben de. Ben işte onu okuyorum şu anda. General Keterik Torm'a yazılmış. Harper birlikleri ve müttefiklerin oy birliğiyle kara vekil ordunuzun teslim olduğunu büyük bir hüzünle bir ordunuza müttefik Harpçı birlikleri ve müttefiklerinin oy birliğiyle kara vekil ordunuza teslim olduğunu büyük bir hüzünle bildirmek durumundayım. Keterik Torm'a teslim oluyorlar. Öyle bir mektup yazmışlar. Evet. Sana teslim oluyoruz diyorlar. Harpçılar buldukları her yeni kötülükle ve günahla savaşır. Düsturunuz bunu ifade ediyor. O yüzden eleme geçtik ama aynı zamanda bu ifadenin devamını da biliyorum. Yaptıkları her şeyin sonucunu dikkate alarak Raithvin halkı, bu şehrin adı değil mi Raithvin? Raithvin halkının çektiği acıya ve bu savaşın kılıç sahibinde belki de ötesinde neden olacağı can kayıplarına sebep olamayız. Böyle karar verildi. Kelben Arunsun. Bu herif Forgotten Realms'in en ünlü wizardlarından biri değil miydi? Senin okuduğun kitaplardan ben öyle bir şey hatırlıyorum Mümtaz. Çok mümkün. Arunsun. Arpçı konseyi ve müttefiklerinin temsilcisi. Ama teslimiyet talebiniz reddedildi diye not düşmüşler altına. Şehri sana teslim ediyoruz. Biz sana karşı dövüşmek istiyoruz aslında ama şehir halkının çektiklerini şey yapacağız artık diyor. Onlar da kabul etmiyor. Ama şey, Keterik Torm demiş ki kabul etmiyorum teslimiyet isteğinizi.
Teslim olmanızı aynen kabul etmiyorum öyle demiş. Peki hepinizi geberteceğim demiş. Bak Çağlar chatte. Çağlar'cığım hoş. Arunsun Waterdeep'teki büyü okulunun başı sanırım diyor. Chatte de yanında Playing D&D Lords of Waterdeep oynuyor diyor zaten. Demek ki dinlemek lazım. Çağlar'cığım hoş geldin. Adam orada Waterdeep oyunu oynuyor. Ünlü bir herif belli ki. Torm demiş ki ben teslimiyet kabul etmiyorum. Kelben Blackstaff. Evet. Arkadaşlar buradan köprüye ve yeşilin içine girmekten başka çare ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Yok, güneyde bir yer var abi. Güneye bir bakalım. Peki bakalım, gelin. Bakalım. Teslim meslim almam hepinizi öldüreceğim demiş. Yani. Aşağıda bir maske gibi bir şey vardı ama nerede o? Aldım satmak için. 90 oldu. Pastı, mızrak filan. Ne gördün Mümtaz? Burada yol mu bu? Buradan yol gidiyor böyle bir yere doğru bilmiyorum. Ha, burada bir şey gördüm. Burada bir şey yok. Bakın ona. Alalım. Ben güneye doğru yavaş yavaş gidiyorum ama karardı ortalık. Durdum. Buradan da var karşıya geçit galiba. Şehrin burada içine geçit var. Geçit herhalde yolu evet var. Burası böyle bir ırmaktan filan bir böyle bir şeyler filan. Yolcu sandıkları var ileride. Supi'yi çağırın. Sandıkları gösterin Supi'ye. Sandık kilitli değildi ya. Öyle arkeolojik bir şeyler. Yolcu sandığı nedir? Bu kilitli ama. Supi burada kilitli sandıklar var. Evet buradan da giriyor. Evet buradan da şehrin içine giriş şimdi var. Şimdi bu ben bir deneyeceğim. Bu şey olabilir abi. Yanmaca. Ekstra karanlıklı olabilir yani. Hallettiyseniz işinizi bir deniyorum. Dene bak bakalım. Damage yiyor musun? Kaydediliyor. Evet, damage yedin mi? Çık geri. Evet. Peki. Bir save etti zaten. Şimdi ne yapabiliyoruz biz buralara girerken? Bize ne dediler abi bu konuda? Kalkan buldum. Peri kızının fenerini kırması. Kasvetli iplik kalkanı. Feneri kırmasaymışız iyiydi bir kere o var. Nasıl bir kalkan? Kasvetli iplik. Sana atmış zaten. Dereceğim attım sana doya doya bak. Artı bir stealth veren iki armorlu kalkan. Senin kalkanının morluğunun yanında hiçbir şey değil. Senin kalkanın bayağı zor top edilir. Bence dedenin kalkanı ve meisi hani Act 2'yi bitirecek bize. Artı 3 meis belki de oyunu bitirecek. Bence boşver mallara ekle gitsin onu dedi. Neyi bakıyorsun? Bir şey yok yani. Artı bir stealth veren kalkan. Şimdi bize bu meseleyi çözün. Dede senin rengin turuncu diye düşünerek sana turuncu boya attım. Uygun gördüm. Ha. İyi hadi bakalım. Deneye bakalım senin rengin turuncu muymuş ben de merak ettim. Boyayı mesela alıp şapka bordo ama. Şapkası bordo evet. Benim rengim belki turuncudur. Benim elimde boya var mı? Ben dedeyle aynı renk olmak hoşlanmıyorum. Dede istemiyorsan bana ver turuncu boyayı. Ben kendi zırhımı turuncuya boyayayım sonra pişman olayım. Yapayım ya. Yap dedeciğim. Şapkamla uyumlu olur hem belki. Belki turuncuyla bordo tabii önemli. Nerede o ya? Bir dakika turuncu boya. Yakışanı da budur abi şu anda. 5 şişe attım abi ne nerede? Kamera açısında şey yapayım. Şu anda durup karşıdaki bu sahneye bakarken zırhımı turuncuya mı boyayayım diye tartışmak doğrusudur yani şu an. Hop. Hop. Dede. Üstüme iyilik sağlık dedeye ne oldu öyle? Bir dakika ya. Turuncu boya. Mace oyunu bitirir diyorsun evet. Dedeciğim herhalde sağ tuşta kullan deyip neyin üstte kullanacağını seçeceksin. Evet. Birleştir diyorsun sonra zırhı tutup öbür kutuya koyuyorsun. Sonra da birleştir diyorsun. Çok zor olmasa gerek ya. Güzel oldu. Yakıştı valla. Bakayım. Dede ya akıyor. Hiç, bir kere farklı renk olduk o iyi oldu. Dedeciğim gayet güzel oldu. Biraz bronz oldu böyle eski oldu. Hoş oldu yakıştı dedeye. Daha bir parladım. Beğendim. Güle güle giy dedeciğim. Sırtında paralansın inşallah. İyi peki. Karşıdaki yeşile nasıl gireceğiz meselesine dönelim. Onu bizi şu an çözemeyeceğiz galiba buradan. Şeye gidelim abi şu yukarıdaki yerden girelim. Bakalım oradan da öyle mi? Yukarıdaki köprüden peki. Hadi. Evet. Gidiyoruz. Bakalım düt düt. Şapkamın rengine de uydu bak ha. Uydu dedi çok güzel oldun. Bence çok dedim başarılı oldu. Turuncu senin rengin diye. Bence de şey olabilir hani. Ayakkabılarını falan da boyayabilirsin. Yeni boyalar bulunca. Şuraya mı gidiyoruz? 5 tane var abi ayakkabıyı da boyayabilir. Ha. Evet evet. Evet bu köprüden
Evet, burada da aynı abi. Burada da yine öyle bir yer var, evet. Dur bakalım, deneyelim abi ne oluyor. Git bakalım, arkandayım. Bakalım ne oluyor. Çok hızlı gidiyorsunuz. Belli nereye gittiğimiz, o ortadaki köprüye gidiyoruz. Gelin köprüye. Evet, yok, vallahi, yine yok. Çık çık abi. Dışarı çık. Gel yanıma. Ne poh yiyeceğiz? Gel yanıma, adamlar da geldi zaten. Bir saniye beyler. Geçemiyoruz karşıya. Bir saniye. O lanterni kırmak iyi olmamış. Yani evet, değil mi? Yani. Kırmasaydın. Belli ki kırmasaydım iyiymiş. Dede daylight yapıyor galiba. Yok, aldım sadece. Deneyelim daylight'ı. İyi, kime yapayım? Bana yap dedi. Mümtaz'a yap. Bana yapayım tabii bana ki. Yap, gel. Bana yap. Ben önden gireyim. Deneyelim, oluyor mu yani? Yani her şartta daylight bu ortamda gereken bir spell. Chat diyor ki, Pixie Blessing niye kalktı üzerinizden? Güzel soru. Onun fikrim yok. Gerçekten kalktı. Sadece dinlenmeye kadar falan mıydı acaba? Bilmiyorum. Bilir. Ama Selune zaten şey. Asıl. Esas kız. Dede bu taraftayım. Dede buradayım dede. Arkamdayım dedeciğim. Dede buradayım. Abi bir dakika ya. Yerlere bak, o kadar değil. Dede ki. Yakın gözlüklerini tak dede. Gözlüğünü takıyor değil mi böyle? Lütfü dede buradayım. Ha, ha. Abi bir dakika. Üstüne yapamıyorum da. Ha. Ortama yaptın değil mi onu? Aa bir dakika ya, üstüne. Allah evet. Kahretsin ya. Olmadı. Ama buralar ışıl ışıl dedeciğim. He, güzel oldu. Başka ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bir dakika. Eşyanı seçtim, yapmadı ama. Daha önce yapmıştık bunu. Başka ne var aklımıza gelen? Bir daha deniyorum ya. Bak, daylight seçtim. Üçüncü level spell slotları yakıyoruz değil mi şu anda? Abi item'a yapalım. Dede bari yeşil alanın içinde mi denesen ya? Hani ortama yaparsan da en azından. E buldun işte Pixie'yi. Buldum. Ne olduğunu buldum. Ne oldu? Lan ne buldun sen? Peri kızını nereden buldun sen? Abi Chan verdi bir tane bana. Inventory'de buldum. He, bunu çağır beni falan demişti. Çağırdım. Oldu aynen, mu şimdi çağırdım. Yandı mı ışığın? Bir deneyeyim. Yani bir üstümüze bir şey geldi. Peri Lütfu. Üstüme geldi. Bir şey. Ha tamam. Peri Lütfu. Peri tamam. Lütfu. Tamam. Peri Lütfu. Pixie Blessing niye kalktı üstümüzden? Bu yüzden kalktı. Hiçbir şey işte. Olmuyor. Daylight'ı olmuyor. Saçma sapan harcadık. Tamam abi, gidiyoruz. Abi bu da şerefimizden olsun. Biz tabii bu yoldan canım, geliyoruz. Haberimiz olsun. Şanındandır. Yani şanın şöhret. Bağıra evet bağıra. Çok koşmayın. Şey koşma. Koşma. Supin. Nasıl bir yere girdiğimize bir bakalım. Dalıyorum ben direkt. Daldı gerçekten. Kapı var açayım mı? Taş ustaları loncası. Kuzeyde taş ustaları loncası var. Şu abi mason... evet. Raytheon bu şehrin adı. Bir kireç ocağı yarım kırılmış. Masonlara geldik mi? Şu masonlarla aynen. Bir konuşalım bakalım. Bizi buraya kim gönderdi? Kapı var burada. Kapıyı açtık. Oraya git. Buraya kimse göndermedi. Gönderdi bizi gönderdi. Birisi bizi taş ustaları loncalarına götürdün dedi. Aa yok, yolda abi şey bulduk. Böyle taş ustaları loncada bir şeyler saklamışlar da rezistansla ilgili bir şeyler, mektup bulduk yani. Tamam. Şeyler rezist ediyordu. Clay yapan, böyle kilden bir şeyler yapan birisinin falan orada. Orada bir şey var. Nerede? Tuhaf görünümlü kemikler. Farklı boyutlarda ezilmiş kemik yığını. Mason kemiği mi? Anlar mısın? Bah, tabure buldum. Kemikleri ve yalanları açığa çıkaran baş taş ustası burada yatıyor diyor. Ha, burası mezarlıkları bunların. Efendim, burada bence bir tuzak var. Tamam. Kurda tuzak. Mezara saygısızlık yapalım mı Ezio? Ne oluyor? Yo. İçeride misiniz siz? Binanın içinde misiniz? Evet. Tamam. Ben evet. Çatıdayım evet. Da. Ya aslında Supi abi normalde öyle olur evet, ama evet. Sen bir rol. Ben bir şekilde çatıya çıktım. Bir şekilde çatıya çıkmış bulundum. Damage yemeden yemeyeyim mi ya? 3 hit point diyorsun.
Ne yapalım? Hırsız gitti. Yakan eller parşömen falan var burada. Gölge kök kesesi ne? Aldım. Tuzak imha kiti var. Ne oluyor lan? Cehennem demiri kimlerdeydi abi? Cehennem demiri buldum. Kim taşıyordu onları? Ya o kızla Ali ilgili bir şeydi yaptım. Galiba değil mi? Yıpranmış keskisi. Ali Haydar demiri. Ali Haydar abi demiri. Ali Haydar abi demiri. Ne haber? Merhaba dedeciğim. Bir şey buldunuz mu? Ben çatıya çıkmış bulundum, inemedim. Ben burada çatıya. Bir vinç buldum. Ama vinç'i kullanamıyorum. Yani vinç operatörlüğü senin vardı aslında. Vardı, vardı senin, evet. Ehliyet diye hatırlıyorum. Halbuki... Ve ne sınıfı bu? Senin sınıfın mı yetmedi? Burası taş ocağı mıymış? Mermer ocağı gibi bir yer galiba. Bu tepeden sallanan kaya ne böyle? Vinçle. Hangi kaya dedeciğim? Şu işte. Burada ha, bir işte şey yapıyorlar. Evet evet gördüm. Vallahi işte bunu kayaları kessek, alıyorlar. Parçak. Kes bakayım. Kesebiliyor mu? Bir şey diyemiyor. Seçemiyoruz da. Mason loncasını bizi kim götürdü ya? Kim gönderdi? Ya bize buradan, bizde buradan kim bahsetmişti onu hatırlamıyorum. Dede şu arka tarafa çıkıyorum Mümtaz'ın olduğu yere. Şatafatlı zemin kapağı ne ya? Nerede diyor onu? Bir yerde böyle gizli kapı falan gibi bir şey mi var acaba? Kesin abi, bunlar Mason. Gizli sinsi iş yapmayacaksa bunlar kim yapacak? Ama ben görmedim şatafatlı zemin kapağı nereye gidiyorsun. Bu bahçeyi dolandınız değil mi? Çok çıkmadım ben. Çatıdan direkt içeri indim. Ben dedenin yanında olayım ya. Gerçi sizin de yanınızda olayım ki. Bu nerede acaba? İçeride mi? Burası mezarlık. Abi, severim mezarlıkları. Gidiyorsun söyleyeyim. Çok dede mezara var. Gitme. Işığa çağır diyorlar ama gitme. Işığa çağırırlarsa. Buradan gelecek gel gel diye. Hocam. Yıpranmış keski seti var burada bir tane. Ölülerden korkacaksak niye kayıp olduk? Doğru. Doğru mu? Gerçekten de. Aa, kontrol çarkı. Kontrol çarkı buldum, basıyorum. Alarm, oradan giden bir yol var Mümtaz ileriye doğru ama. Aa, bir şey oldu, benim ekranım siyah düştü. Kontrol çarkı alarm işte. Burada tabutlar mabutlar var. Bütün tabure eşyasını yok etti. Ya çok değişik bilgiler geliyor şu anda. Oğlum ben şu an başka bir yerdeyim arkadaşlar. İşte sen zaten de. Zaten bildiğimiz bir hikaye bizim. Hayır, neredeyim ben? Yani. Asansöre tıkladım, geri mi geliyorum? Yani yaklaşık ne yaptığını söyle de bari bulmaya çalışalım seni. Abi yukarıda o az önce indiğim merdivenden yukarı çık. Aha. Orada kontrol çarkı mı var? Ha, ona basınca bir yere götürüyor bizi. Dedeciğim birileri varsa istersen bulaşma, tabii sen bilirsin. Evet. Ona basınca aşağıda gizli bir yere gidiyorsun. Yardımımıza burada ihtiyacın var mı? Gelelim mi? Gelin gelin, burada hemşire bir şeyler var. Hemşire var ya, sarı sarı bunlar, sarı gelin. Dedeciğim gel abi, bir şey buldular gideriz. Sen ne anlatıyorsun? Dedeciğim geri gel. Dede neredesin hemşire ya? Hemşire var, hemşire var burada. Hemşire, hemşire. Ne hemşiresi dede? Hemşiresi dede. Bir saatte olsunlar ya. ABD'den. Hemşire, hemşire niye gidiyor? Hemşire var. Hemşire, tansiyonunu ölçtün o zaman. Kontrol çarkı nerede arkadaşlar? Ben bulamadım onu. Kontrol çarkı kaybettik. Şu an kontrol çarkını kaybettik. Abi şeyde buldum, buldum. Tamam. Aynen. Eskiden kadınlara hemşire dermiş ya zaten. İşte tamam aynen. Hemşire, hemşire, hemşire diye kız gidiyor. Kardeş benim sister. Sister. Ha, aynen öyle. Dedeciğim biz hemşire bilmiyoruz. Biz Mason kontrol çarkına girdik. Tamam. Şimdi hani, mezarlığın burada, arkasında bir tane ev var. Orada bir adam yatıyor. Başında da bir hemşire var. Şurada bir kapı var. Yani eski gizli kapı gibi. Yani bir şey yok dediğim. Dede de gelip bir... Dede hemşire oldu oğlum. Ha yok gelmiş. Başarılı tespit. Ben buldum abi. Tamam, abi orayı kıracağız bakın. Ben anlıyorum. Tansiyonunu ölçtür. Tansiyonunuzu ölçün. Duvar, anahtar, o duvar... delikli ağırma. Bir yerde bir anahtar olacak o zaman. O açıyorum ben kilidi ya. Supinin işte. Aç, açabiliyorsan aç. Çok güzel. Yerde fırfırlı şapka var Mümtaz. O işte şeyin, dedenin şapkası gibiydi. Ben takmadım. Ha ayıp olur. Ayıp olur. Ama benimkinden ya. Ayıp olur. Seninkinin aynı olabilir mi dede? Supicim stealth. Taş ustasından not var. Supicim stealth, stealth. Taş ustasından not okuyorum efendim. Oku efendim stealth. Burayı bulduğun için tebrik ediyorum hırsız.
Ancak yolculuğun burada sona eriyor diyor. Bana hitaben yazmış. Bana hitaben hırsız diyor. Bu son okuduğun not. Düzenbaz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Stelt. Allah Allah. Stelt. Ya şu okuduğun nottan sonra bir de stelte geçmiyorsan. Abi demirden korksak trene binmeyiz. Tehdit başarılı. Yakalandı. Yakalandı. Tehdit başarılı. Ne oldu? Arkandaki parmaklık kapandı Supi. Ne oldu şimdi? Ya. Güçlendirilmiş bir kale kapısı var önümüzde. Güçlendirilmiş kale kapısı. Gürbüz kendisi. Hadi bakalım. Bunu ben kırana kadar bayağı uğraşırız. Neye bu? TB moddan çıkalım mı bir bakalım ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Şuradaki şeyleri bir imha edeyim de. Önce kapıyı açalım sonra. Çıktık. Allah. Ettin şu an imha gibi duruyor. Birini ettim. Öbürünü ediyorum. Ne oluyor lan? Supi abi bak iki taraf yani böyle sirk gibi bir, yani iki tarafın malar evler falan bak dört tam ortasında atak yani atak nasıl... ikon hangisi bunun? Bel kıran sarsıntılı kontrole basınca atak oluyor bu abi normal atak sol. Lan normal atak. Kapı indi tamam mı bilmiyorum tamam mı sen bilirsin ben tam anlamadım ben tam kapıyı kırmaya gelmiştim ki ben şov izliyorum şu an yani böyle alevler arasında kilit açılıyor falan bir şeyler. Her şeyi imha ediyorum işte ya. Evet öyle bir şey var. Bu arada şey. Demin gelen en güzel mesaj oydu yani. Böyle bir yandan da böyle bir şeyler arıyoruz falan. Lütfü taburu eşyasını yok. Güzel sandıktan sadece 40 para mı çıktı abi? Lütfü taburayı blokladı falan diyor. yok etti. Hasar aldı bir şeyler yani. Dede abi bütün bu tuzaklar 40 altın içinmiş ya. Dede ile taburu arasında böyle abi, ilişkiler oluyor. Daha dur bak gidiyor. Anam. Beyaz salon. Dikkatli ol. Stealth gidiyorsun değil mi? Halı yapmışlar. Pek stealth gitmiyor. Şimdi action bar unlock konumda. Onu kitlemek lazım yine. Yok ya bırak unlock. Ay doğumu ya. Diyagramı diye bir şey buldum. Hadi peki tamam. Seni mi kıracağım? Feneri kırsan da kırmasan da aynı şey olmuş. Bak beni dikkatle çizilmiş bir diyagram, kırmızı mürekkeple çizilmiş bir daire dikkatini çekiyor. Sanki kulenin hapishane zindanında bir şey saklanıyormuş gibi. Aydoğumu kulelerinin temeline bir şey işaretlemiş. Şey var. Okay. Aydoğumu kulesi değil burası değil mi? Değil burası Raytheon'un şeyi. Kulenin temellerinde bir şey gömülü. Ben burayı gömülü. Aldım. Arkadaşlar kombat... Ve kim çıkardı? Bir şey oldu. Gölgeler saldırıyor. Kim çıkardı kombatı? Bir de Tayf var. Değil. Ya abi kim olduğu gelin önemli mi tarafa? Gerçekten? Şu anda problemimiz bu mu? Abi onu bir inceleyelim isterseniz şu hayır, anda. Hayır yani kim kombatta? Kimin yanında gideceğim diye soruyorum. Allah Allah. Yanımıza gelin. Kim çıkardı? İşte buralar komple kombat. Buralar komple kombat oldu abi. Aşağıda da var Tayflar. Raid mi Tayf? Tayf Raid. Bir tane ondan var. 5 tane de gölge var Shadow. Evet ben araya giriyorum araya. İnşallah bana bir şey olmaz diye bakalım. Araya ama damage. Hız iksirimi içtim. Raid'lerin arasına koştum. Yani iyi ki hız iksiri içtik hız en sonra diyoruz. Hız iksirini içtiğin iyi güzel oldu. Güzel içmişim hız iksirini gerçekten yani. Onu direkt abi o cır cır olunca o direkt çık gidiyor böyle. Hız diye cır diye daha doğrusu. Evet. Dede ne kadar arkanızda? Dede nerede? Ben bayağı arkanızdayım. Ya bence dedeye yani doğru çekilin arkadaşlar. Yani araya dedeyi alın. Bir sürü raid tehlikeli. Valla Supi abinin acesi dede kadar. Siz yani o da doğru. O da doğru. Doğru söylüyorsun tabii. 20-20. Senin daha yüksek var. Bak sen mesela şu an gizlisin muhtemelen. O yüzden artı birin var. Bakayım. Gizli mi? Yok. Haste'den artı birin var. Abi şu daylight yapmamız lazım ya. Bunlar dezavantaj alıyor da. Yani evet. Evet. Ya üçüncü de olsa bilmiyorum istiyorsanız yapın. Bir tane boşa yapmış adam ya. Ya boşa falan. Atmış adam o. Raid'e mi atmayacak abi, yani? Abi evet. Bir nesneye yapamadım ama ya. Raid, raid bir mahlukat mıdır? Daha önce yapmıştık ama. Değil galiba abi. Undead raid yani ne onların mahlukat adı? Ne oğlum? Bak hortlak. Hortlak. Hortlak sınıfı. Galiba. Ha hortlak sınıfından evet. Beşinci level hortlak. Evet. Her türlü yazıyor ama. Hortlak 5. seviyede gölge yazıyor ama galiba öyle. Ya hortlak undead demek herhalde.
Hortlak sınıfı mı diyorsunuz? Hortlak galiba diyor. Abi. Evet evet tabii. Hortlak undead demek sanırım. Sen en güzeli dedi. Supi sana hortlak çekilsin. Hortlak defet diyeyim ben. Bence de hortlak defet ya. Abi onu at... Her yaptığında da böyle onu yapmasaydın ah falan oluyor ama o değerli bir ok abi, onu harcama bunlara bence. Atıyor hala. Çok çok hedefli ok, değerli yani bayağı. Ya onu atma, bunu atma. Mezara mı götüreceğiz burada şimdi? Serbilentlik, serbilentlik yapıyorsun evet, sonra ya. Sonra Lütfü abi hep üstün dolu yok. Lütfü dede. Abi sen niye bu kadar taşıyorsun? Lütfü abi, Hüseyin abi sen neden bunu atacağız bu okları değil mi? Bir yürüme üstü. Evet öyle ya. Bu serbilent de böyle. Aman abi topla, aman aynen abi harcama. Doğru. Ne olacak bunlar? Ne yapacaksın? Kefenin cebi yok Mümtaz kardeş. Zaten sen de bir yandan abi gördüm yani. Ace Potion'larından bir tane yapıyor. Zorla içim gidiyor yani. Öyle normal gitmek yok. Tabii abi. Ben de bugün metroya bineyim falan yok yani. Direkt herkes taksiyle gidiyor. Hep taksiyle, hep taksiyle. Critical atıyor bir de. Oha. Menfur boşluk. İblis. İblis. Ne var? Iska hazır cevap. Bu şekilde. Anlatabildim mi Gölge Bey? Gel. Gölgelerin gücü adına diye vuracağım ben şimdi size. Dur efendim o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Her yer karanlık. Bence de. Şu var şu şekil. Kaç bu? %80. Söyle be Supi abi söyle. Supi söyle ya, yakıştı gerçekten ya. Hassas saldırırsam %95. O zaman sağlam vur hassas saldırılı. 75 iyi. Hassas 40. Ve sağlam. Hassas ve sağlam şeklinde crit attım. Tagline'ı böyle. Hassas ve sağlam. Hassasımdır. Bitti mi lan? Oha üstün uzarlarım bitmiş. Kapat onu o zaman. Hassas ama sağlam birisiyim biliyorsun. Biz arada short rest yapmamışız. Invest. Bir anda ensen de bindi. Dede çıktı ensen de. Bismillahirrahmanirrahim dedi. İnmediği için ekstra atağımı yapamıyor muyum ben? Hortlak def ediyor dede. 34 vurdu ona. Sus be sus. O da onu öldürüyor. Dede neredesiniz lan pislikler? Geliyorlar mı? Ya 2,5 tane kaldı ya. Neredeler anlamadım ben ama. Bu ne half man. Galiba yan tarafta şeyde şuradalar. Yukarıda Dubai. Çocukların tepesinde herhalde. Bir tane var burada bilmiyorum. Diğer ikisi nerede bilmiyorum. Dedi turunu verirsen. Demek... Bakıyorum da neyse al. Turu verirseniz. Gölge 4. Sıkacak. Öbür gölgenin yeri bilmiyoruz gerçekten. Sıkacağım. İki gölge daha var etrafta. Ha bıçaklıyoruz. Onların yeri yok. Bekleyeceğiz gelsinler diğer adı. Gölgenin yeri yok tabir ettiğimiz. Evet doğrudur. Öyledir. Duvardan muvardan gerçekten çıkar. Yok. Gölge kalıntısı ne ya? Güzel sordu dede şimdi. Ben de felsefe yapmadım. Böyle abi şey gibi mangal yaptıktan sonra böyle kömür şey olduktan sonra böyle top hani gibin, kül gibi bir şey. Gibi bir şey. Kül gibi bir şey. Kül. Mangal külü. Mangalda kül bırakmayınca böyle oluyor işte. Buralara bu. Geliyor mangal külleri. Gölge külü. Ne oldu? Nerede bu gölge? Gelmedi. Karşı tarafta bir tanesi. Gördün mü? Bir yerden geliyor bir şey oluyor. Gölge harmanı. Şurada abi. Allah. Arkamızdalar dede. Arkamızdalar işte. Arkamızdalar dede. İstiklal Marşı'nı tersten ikisi okudum onlara. Haydi bakalım. Dedeciğim, topuklara vurup gidiyorum ben. Ben topuklara vurmadan olmaz. Dedem. Ben topukladım ve yetiştim. Ve yetiştim topuklara vuran Ali Haydar'ın önünde. Gidiyor. Gidiyor. Arda vuruyor. Gözü pek bir şekilde yakınlaştı. Hem topuklara vurmuş hem haste almış. Hem de critically iskaladım. Dört atak mıyım ben? Yani. 4 ataksın. İyi. Hayır, normal 2 yeşil, 2 yeşil eşittir 4 atak. Yani haste. Devam abi. Hasteli. Benim cleave'im niye şimdi olmadı açılmadı? Mı? Niye çalışmadı cleave'im? Açıldı. Açılmıştır bence. Açılmamış. Ha bonus aksiyonu yok o yüzden. Topuklara vurdum. Ha topuklara vurdum. Doğru söylüyorsun. O neydi abi? Dede lazer attı ona. Dede. Allah razı olsun. Ağzını kırdı. Ölüme lazer geldi dededen. Savaş kasabaya yaklaşırken günlerce saklandığını seziyorsun. Ha gölgelerin hikayeleri var. Çocuk kahkahaları dolu bir ev varmış hayatında artık yok. Ay ay ay. Nasırlı eller çekiç ve kalemle çalışıyor. Ekşi biranın tadında takılı kalmış hayatlar falan. Sahilde yürüyen evleneceği adamla el ele tutuşan bir kadın.
Dinlerli sandalye. O değil de şapkam nasıl? Beğendiniz mi? Bence en güzel soru oldu. Şapkanın burada... adı da. Arkadaşlar bu arada şu sofranın etrafına bir dakika ya, şu sofranın etrafına bir oturabilir miyiz? Abi ben şöyle evet, baş köşeye oturayım. Sen şimdi otur da Mümtaz'a bir bakın. Şimdi bir dakika. Her şeyi bırakın. Masonların draması filan. Yani Mümtaz'a bir bakın da sonra konuşun. Şapkam adı abi rezil şapka bu arada. Dikkat ederseniz. Mümtaz. Bence başka şapkaya gerek yok yani. Oldu. Evet. Oldu yani. Mükemmel oldun. Ben anlamadım. Vezir mi rezil mi? Rezil abi. Rezil şapka. Abi üzerindeki yani. Şey ne ya? Bir yakayım sizin saçma için. Sapan. Bir saniye. Ben yardımcı olayım. Bir dakika. Bilmiyor. Dedeciğim hürmetler. Bir saniyenizi istiyorum. Ne yaptım ben? Heh. Evet. Arkadaşlar toplantıyı açıyorum. Ne yapıyoruz? Ne olmuş şimdi burada? Bilir. Önündeki kitabı oku bakalım Supi. Ne olmuş burada? Bir nefes alıyoruz herhalde. Evet, evet. Kitabı okusana Supi. Supi şu kitaba bak bakayım. Ne yaşanmış burada? Taş ustasının kaydı. İşler ne kadar da çabuk değişebiliyor. Thorn ailesi baştan aşağı Selün emriydi. Ya da ben öyle sanıyordum. Belki de Keterik sadece Melodia için din değiştirdi ve onun ve sonra kızının ölümüyle birlikte onun da inancı öldü. Peki ya şara dönmek? İnanılır gibi değil. Bence de. Paralel yapının kuruluşunu anlatıyor. Keterik'in giderek çoğalıyor. Keterik'in vekilleri giderek çoğalıyor ve Raitwin'deki Selün izlerini yok etmeye hiç olmadığı kadar kararlılar. Bu kasabanın neden inşa edildiğini düşünüyorlar acaba? Bu binanın temellerini söktükten sonra ayakta kalmasını bekleyemezsin. Kardeşime ben kasabada Gümüş Lady'mizin iki kalesi olarak kaldık. Birkaç kişi, güvenen birkaç kişi daha mehtaplı gecelerde gizlice ibadet etmeye geliyor. Diğerleri hepsi din değiştirdi. Gerçekten inanıp inanmadıklarını söyleyemem. İmkansız bir şey bu zaten değil mi? Vekiller mütevazi kasabamızda nüfuslarını arttırırken boş boş oturmaktan sıkıldık. Buna izin verirsek bize ne olacak? İnsan olmayan bir insan ile tanıştım. Bir şeytan tarafından dokunulmuş ya da belki daha kötüsü başına gelmiş. Ama bana reddedemeyeceğim bir şey teklif etti yardım etmeyi. Ay o ben konuştum o adamla ya ondan hayır gelmez be yavrum. Artık zamanı geldi. Keterik'in vekilleri aşağıdaki tapınakta bulunan kaleleri yerle bir edecek. Hepsi yok edilecek. Nasıl olacağını sormadım. Sadece gitmelerini istiyorum. Bırakalım da artçılar Keterik'e saldırsın. Onu kısa sürede halledeceklerdir yazıyor. Evet. Ha, bak direnişi. Direnişi. Şeyi. Yani kitabın adı ne dedin? Şu arkamda yaldızlı sandık var. Kitabın adı ne dedin? Tehlikenin farkında mısınız? Adlı burada kitabı okudun galiba. Burada mektup var. Onu okudun mu? Bak bakayım. Tehlikenin farkında mısınız mektuba? Benim önümde mi? Okumadım. Hadi sen okuyun. Hafret diyor. Sen Hafret. Anladın hikayeyi. Hafret. Muhtemelen yazdığıma şaşırıyorsun ama benim kadar olamaz. Beni Thorn'un şerri konusunda uyarmıştın ama yine de çekici malayı elime alıp o lanet kuleyi inşa ettim. Yaklaşmakta olan savaş konusunda uyardın ama düşmanlarını barındıracak hapishaneyi inşa ettim. Beni uyardın, dinlemedim. En büyük pişmanlığım bu. Şimdi kefaret ödemeliyim. Kulelerin inşaatı hakkında herkesten çok şey biliyorum. Ayrıca sayısız alet, edevatım, erzakım var. Müttefiklerini son ışıkta topla ve ay doğumuna sızma bir plan tasarlayalım. Keterik savaş planı yapıyor. Gündüz vakti teberler ve sopalarla yüzleşmeyi bekliyorum. O dağ kılıcını kaldırmadan sırtına hançer saplayıp sonunu getireceğiz. Beni affetmeni bekliyorum ama umarım, beklemiyorum ama umarım denersin kardeşin Morfred. Morfred, taş. Alfred'le Morfred. Alfred'le Morfred, ay doğumu kulelerini inşa eden adamlar. Bakın önemli bu adamlar bizim için. Kuleleri yapmışlar bunlar. Bu herifleri bulmamız lazım ya da bu heriflerle ilgili bilgi bulmamız lazım. Değil mi? Yanlış mı anladım? Kuleleri evet, yaptık diyorlar. Doğru gibi evet. Burada tuzak var dikkatli olun. Burada tuzak. Geldim. Geldim. Wii 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 wii. Supi alarmı. Supi alarmı. Yani. Hı hı hı. Vekil mekil diyor. Evet abi. Çok fena. Paralel yapı kurmuşlar ya köyden. Adamcağız yazmış kitabı ama dinleyen yok. 21 ne oğlum zorluk sınıfı? Dededen yardım oha, istemek demek. Allah'tan 30 attım da. 30 attınca artı tabii. Artı 14'üm var abi. Benim.
Alo. 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 Dağıldık mı? 21 zorluk şeylerinde hemen başlama. Benden bir el al. Yok canım. Ne oldu Supi? Aha. Mistik keskinlik miğferi diye bir şey buldum. Mistik keskinlik. Hmm. İki tur boyunca mistik zeka kazandırır. Çevikliğine artı bir alırsın. Keskinlik miğferi diyor. Kime yarar? Satmaya yarayabilir. Mümtaz, sana attım abi. Bakayım abi ona, ben de neymiş. Anladım. Beni hiç anlamıyorsun. Ya şu mumları yakamadım, kıl oldum. Sütunlardaki mumları nasıl iblis diye mi yakacağız? İblis. Denesene bir Mümtaz, merak ettim. Sütunlardaki mumlar iblisle yanıyor mu? Bakacağım. Karanlık burası çünkü şimdi dedenin gözü seçmez burada. Silah. Silah. Bize yaramıyor. Fighter Mage'in ya, dursun bir kenara da. Sen hangi abi, nereye çıkıyorsun? Sütunlarda mumlar var ya, boyumuz yetmiyor. İblis de yanıyorlar. İblis. Bağışıklık ateş atıyor. Yok. Yandı yani, ama başka yandı yani. Ben yanmak derken bunu söylememiştim. Yani bir daha deneyeyim ama yani bu değildi galiba istediğin şey. Benim dediğim bu değildi, evet. Yandı, evet. Ama olsun, yanıyor evet. Yani. Mum ışığı olmadı pek. Ya bir tek mum yanmadı yani. Şamdan yandı. Ev olur. Evet. Tamam. Duvar yanıyor falan. Metal yanıyor yani. Mum yanmadı. Ay doğumuk. Bu içeriye doğru burada, devam ettik abi, mi biz? Burada antik bir harita buldum ama alamıyorum. Sadece okuyabiliyorum. Kırıldı bu. Nerede buldun onu? Bu antik harita Ay Doğumu kulelerinin çevrilen bölgenin ayrıntılı bir şekilde tasvir ediyor. Bölgedeki hayvan çeşitliliği, geyik, kara... Oyunda durdu bu arada. Evet. Ural'la giderken oyunda durdu. Mösyö'cüğüm, bir şey anlamadık söylediğinizden. Şu anda bizi duyuyor musunuz? Duymuyor. Duyuyorum efendim. Evet, evet, tamamen dağıldı da bir daha söyleyiniz ne söylediyseniz. Olmadı. Şurada Ay Doğumu kulelerinin civarındaki hayvanlara bitki örtüsünü zengin... Toparladı. Bana yamadı. İyi mi şimdi? Galiba. Konuş bakalım, ben de geldim bakıyorum da... Diyor. Hayır, şey değil abi, senin bağlantın önemli. Sen söyle de senin sesini duyalım. Evet. Biz bir mola verelim arkadaşlar. Daha Ural'a tekrar döneceğiz. Döneceğiz diyelim. Ben burayı okudum. Ay Doğumu kulelerini çevreleyen bölgenin haritası, hayvan çeşitliliği, bitki örtüsünün bolluğunu göstermekte, özellikle verimli yiyeceklerin bulunduğu alanları işaret etmektedir demeye çalışıyor Supi'cim. İsterseniz bir duralım. Evet. Supi de evet. Şimdi tam da bunu demek istedim. Şey desek, diyorum ki Supi modemini bir resetlese diyeceğim ama bir daha oyuna join edemezse diye de korkmuyor değilim yani. Evet. Bence toparladı ya. Lagim azaldı İyi, yani. İyidir, iyidir diyor. Peki. Çok fena gittin çünkü o arada. Galiba Mason locasındaki işimizi bitirdik değil mi? Daha ne? Öyle gözüküyor. Abi yukarıda hemşire vardı. Neyi bitirdik? Hayır, burası yani. Bu senin şeyi kolu çevirerek girdiğin yerdeyiz ya. Oradan çıkıp dedenin hemşirelerine gideceğiz yani. Hemşires. Hemşires of the dede. Yukarıya gidiyoruz arkadaşlar Supi ile ben. Bekleyin. Gel dedeciğim. Şurada da bir merdiven var. Merdivenden mi çıkayım, asansörden mi çıkayım? Evet, şu merdivene bir bakabilir miyiz diyecektim. Bakın abi, ben bilmiyorum nereyi dediğinizi. Peşinizdeyim. Ha, başa dön. Aynı asansörün orada. Asansör de yukarı gidiyor, merdiven de yukarı gidiyor değil mi? Biz asansörle evet, mi indik? Ha. Biz asansörle indik. Ha, tamam. Dedenin sorduğu... Ben çıktım merdivenden. Ağırlık doymuş. Dedeciğim geliyorsun değil mi? Tamam. Geliyorum. Elinde meşaleyle beni göreceksin, sakın şaşırma. Ha, şurada işte şatafatlı zemin kapağı, burada işte. Buradaymış. Hadi yukarıya. Haydi. Haritada yazan şeyin yeri de orada. Burada bir şey... Bu ne lan? Redwing taş ustaları loncasına geldik. Şimdi... Ne öğrendik aşağıdan biz? Ya paralel yapı kurulmuş. İki tane mimar var. Bu kuleleri yapan adamlar Alfred'le Malfred miydi? Ne deriflerdi? Öyle bir şeydi.
Manfred. Bu herifler kuleyi yapan Manfred. Mimarlar, onu biliyoruz. Onlar önemli olabilir. Başka bir şey öğrenmedik aşağıda. Bir de masoncular şey olmuşlar. Gölge olmuşlar. Alt katta zindan olduğunu öğrendik abi. Alt katta zindanın detaylı haritası diye bir şey öğrendik. Şeyde mi? Ay doğumu kulelerinin altında, evet, temelleri bir şeyler, evet, gizlemişler. Gizlemişler, evet. Ayrıca zindanlar var. Orada bir şeyler var Ay doğumu kulesinin altında. Ben sana yolladım galiba hatta haritasını. Öyle mi? Yıpranmış keski seti. Ya bana bir şapka koymuş ama bundan bende var. Atıyorum. İfşa ediliş var. Sanmıyorum. Bana yolladığını sanmıyorum. Bilmiyorum. Ama evet, zemininde, temellerinde falan bir şeyler var kulelerin. Alfred'de Malfred yapmışlar orayı. Derken çıktık. Dedenin hemşireleri neredeydi şimdi? Abi işte yani bak şu sol taraftaki blok var ya, orayı dede dümdüz koşarak keşfetmiş yani. Ha, şurayı koşmuş. Burayı koşmuş. Orayı. Burası da bakın düz koşu dediğimiz. Evet, koşmuş ve şifa evi oradaki yerde. Mezarlığın arkasında işte ya. Şifa aynen. Evi dediğine göre, hemşireleri gördüm dediğine göre bir araya orası toplanalım, batıya doğru gitmenin bir yolunu bulalım. Gidelim. Nasıl gidiliyor burada batıya? Direkt şey var, ağaçlardan geçiliyor bak, dallar şey yapmış. Dal değil de budak, ne bunların adı? Kök mü ne, öyle bir şey, evet. Dallı budaklı. Değişik. Dallı budaklı köklü. Tamam işte burası, gelin. Orası gidelim şifa şeyden. Evi zaten. Gittiğimiz herif kim? Art kulak uyandır. Kim art kulak, kimdi? Yani şifa evinde bir şey, art kulak yatan adam, çocuk. O 100 senedir yapan. Heh, o yatan çocuğun uyandırma quest'inin bir bölümü. Burada biri var. Çocuk. Defter, merhaba baba, orada mısın diyor. Herkes toplandı mı bir araya? Bilmem. Bir tek çocuk yok. Biz seni oradan bekliyoruz. 5 dakika mola veriyoruz. Sonra bu kapıyı açıyoruz. Tamam mıyız?